Merhaba Hayatı Mutfak izleyicileri, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şeker kullanmadan bisküvi tadında ağızda kıyır kıyır eriyen harika bir kurabiye yapacağız. Kurabiyemiz için 125 gram tereyağını karıştırma kabına alalım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağımızı, bir adet yumurtamızı ilave edip şöyle homojen bir kıvam alıncaya dek malzemelerimizi karıştırıyoruz. Ardından üzerine bir paket pudingi ilave ediyoruz. Ben burada çikolatalı Antep fıstıklı puding kullandım. Gerçekten lezzetine lezzet kattı. Kesinlikle tavsiye ederim. Ve üzerine bir paket vanilya, bir paket kabartma tozunu da ilave edip ununu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Öncelikle 2 su bardağı un ilavesi yaptım. Ardından biraz daha yetersiz kaldı arkadaşlar. Bir yarım su bardağı kadar daha un ilavesi yaptım. Yani toplamda 2,5 su bardağı un ilavesi yaptım ve ele yapışmayan güzel bir hamur elde ettim. Diğer kurabiye tariflerime de bakmak isterseniz kanalımdan kurabiyeler kategorisinden bakabilirsiniz. Herkese özel, her bütçeye özel tariflerim mevcut arkadaşlar. Eğer abone değilseniz de abone olup bildirim sesini açarsanız yeni tariflerimden de anlık haberdar olursunuz. Hamurum da gördüğünüz gibi hazır hale geldi. Şimdi şekillendirme aşamasına geçebiliriz. Hamurdan şöyle misketten biraz büyük bezeler kopartıp öncelikle elimle yuvarlıyorum. Ardından şöyle biraz söbe olacak şekilde yassılıyorum arkadaşlar ve çatalın uç kısmıyla bastırarak çatalın şeklini verdiriyorum. Dilerseniz bıçakla da yapabilirsiniz ama çatalla çok pratik ve çok kolay oluyor. Ve bütün hamur bitinceye dek aynı işlemi uyguluyorum. Dilerseniz arkadaşlar farklı şekillerde de bu hamuru yapabilirsiniz. Dilerseniz hiçbir şey şekil vermeden de yuvarlayıp sade şekilde de yapıp fırın tepsinize dizebilirsiniz. Şekillendirme aşamasını tamamladık. Şimdi fırına gidebilir. 170 derecelik fırında yaklaşık 15 dakika fırınlamamız yeterli olacak. Kurabiyeler fırında pişerken biz de diğer taraftan çikolatamızı eritelim ve süslemek için hazır hale getirelim. Benmari usulü çikolatamızı eritiyoruz ve hazır hale getiriyoruz. Çikolatayı en kolay nasıl eritirim derseniz benim yaptığım gibi yapın. Büyük kasenin içine sıcak su koyun ve doğramış olduğunuz çikolataları da küçük bir kaseye koyup su almayacak şekilde diğer kasenin içine oturtup ara ara karıştırarak çikolatanızı eritebilirsiniz. Bu aşamada da kurabiyelerimiz pişti arkadaşlar. Şahane oldular. Çikolatamız hazır hale geldi ve en güzel aşaması süsleme aşamasına da geçiyoruz artık. Gördüğünüz gibi kurabiyelerin tırtıklı yeri değil ama düz yerini şöyle beyaz çikolataya batırıp tepsimize diziyoruz. Burada dediğim gibi kurabiyelerin muhakkak soğuk olması gerekiyor ki çikolatalar çok daha çabuk donsun ve üzerinde şekil alsın. Bütün kurabiyeleri arkadaşlar aynı işlemi uyguluyorum. Dilerseniz beyaz çikolataya batırdıktan sonra Antep fıstığına bulayabilirsiniz. Hindistan cevizine bulayabilirsiniz. Ama ben bu şekilde sade olunca böyle daha gösterişli olduğunu düşünüyorum. Ama her halükarda da servis edebilirsiniz, yapabilirsiniz, süsleyebilirsiniz. Daha çabuk donması için yaklaşık 10 dakika kadar buzdolabında beklettim ve çikolatalar üzerindeki çikolatalar dondular ve artık servise hazır hale geldiler. Gerçekten dediğim gibi şahane böyle bisküvi tadında çok lezzetli kurabiyeler oluyor. Denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum çünkü benim favori kurabiyem. Hem böyle çok şekerli olmuyor hem çok lezzetli oluyor. Yapmanız dediğim gibi tavsiye ediyorum. Kurabiyem servise hazır.
Böylelikle arkadaşlar bir tarifimin ve videomun daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer ki hala seyrediyorsanız varlığınızı bana yorumlarınızla hissettirirseniz çok çok daha sevinirim arkadaşlar. Farklı tariflerde, farklı videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.